Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Bölüm 2 Sülasi fiillerde edilgen yani meçhul yapı. Daha önce etken yani malum fiilleri görmüştük. Daha önceki bir ünite önceki fiillerin hepsi malum yani etken idi. Şimdi edilgen yani meçhul fiilleri göreceğiz. Es'iletül müderrisi, öğretmenin soruları, hocanın soruları. El müderrisu, öğretmen şöyle diyor. Limada, niçin, te'ekhartum, geciktiniz, geç kaldınız, ya evladu, çocuklar. İdris cevap veriyor. Li'enne, çünkü med'ame sekeni, yurdun lokantası, med'am lokanta demek. Futiha açıldı, ellerine bugün müteahhiran geç açıldı. Futiha, fetaha, fetaha malum idi. Burada ne yazıyor? Futiha yazıyor. Yani meçhul bir fiildir bu. Futiha açıldı. Ne açıldı? Hüve, o açıldı. Ondan maksat ne yani? Neyi kastediyor? O lokanta. O yurdun lokantası geç açıldı demek istiyor. El-Müderris meta ne zaman futiha açıldı ney? Hüve o lokanta ne zaman açıldı diyor. Yani zamir burada ney? Gizli zamir var. Gizli zamir burada fail olmaktadır. İbrahim şimdi cevap veriyor. İbrahimu futiha açıldı ney? Hüve o lokanta. Es-sa'ate es-sa'minete sabaha. Saat 8'de açıldı diyor. Sabah saat 8'de açıldı. Ben müderris ve meta peki ne zaman yüftehu açılır külle yevmin. Her gün kaçta açılıyordu ki? Semir cevap veriyor. Semir yüftehu açılıyor idi yani açılıyor. Hüve o lokanta. Es saati saminete illa ruba'en. 8'e çeyrek kala açılır. Normalde buydu. Ben müderris iclisu oturun. Veftahu yani ve iftahu aslında değil mi? Ve iftahu ama vav'dan geçiş yapacağımız için hemze okunmuyor. Veftahu hemzeyi basa çünkü. Veftahu açın kutubeykum kitaplarınızı. Hel garattum okudunuz mu? El derse dersi. Dersi okudunuz mu? Eyne nerede kitabuke senin kitabın ya İdrisu. İdris senin kitabın nerede? Diye hemen soru geldi. İdris cevap verir. Suriga kitabi ya üstazu. Kitabım çalındı hocam diyor. Seraka suriga. Meçhul fiil görüyorsunuz. Seraka olsa malum olurdu. Burada ne yazıyor? Suriga. Yani ilk harf ötreli, ikincisi esreli gelmiştir. El müderris suriga kitabuke. Kitabın mı çalındı? Meta beyne, ne zaman ve nerede? İdris, suriga el-barihete. El-barihete dün gece. Suriga çalındı. El-barihete dün gece min urfiti odamdan. Neredeki oda? Fissekin, yurttaki odamdan. Ve ene ben gaibun anha. Ben yokken diyor, ben orada değilken. Gaibun, ben gaibken yani ben yokken. Anha orada. O sürigat çalındı ma'hu onunla birlikte eşya unuhra diğer bazı şeyler diğer başka şeylerim de çalındı. Örnek saati saatim ve hidai ayakkabım ve mu'zamu melabisi ve elbiselerimin çoğu. Mu'zam çoğu büyük bir kısmı demek. Melabis elbiseler. El müderris şöyle diyor. عَوَّضَكَ اللّٰهُ عَنْهَا Canın sağ olsun. اُرِيدُ Ben istiyorum el-âne şimdi en es'ele soru sormak. Kum size es'eleten sorular sormak istiyorum. Sualin es'ele cevim keser bir kelime. Fîmâ o konu hakkındaki darastüm emsi. Dün derste gördüğünüz şeyler hakkında. Fi'i şehrin vulide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayda doğdu? Bakın burada velede değil de vulide ilk harf ötreli gelmiştir. Vulide. Meçhul bir fiil.
Cevap veriyor Kemal. Vuli'de doğdu kim? Hı, o. Peygamber. Fi şehri Rabi'in evveli. Ribul evvel ayında doğdu. El müderris. Ahsente ya Kemal. Aferin Kemal. Hemen rafa'a el ezana el evvel. İlk ezanı kim okudu diyor. Cabir bu defa ders veriyor. Rufi'a el ezanul evvelu min kibili Bilal Habeşi. İlk ezan Bilal Habeşi tarafından okundu. Bilal Habeşi min kibili tarafından. İlk ezan Rufi'a okundu. Kibel tarafından demek. El müderris hada sahihun. Bu doğru. Doğru bir bilgi. Mesela ne zaman Buribet basıldı? Evvelü sikketi. İlk sikke. İlk para ne zaman basıldı? Fil İslami. İslam döneminde. İslam beldesinde. Ahmedu. Ahmet cevap verir. Buribet fi ahdil halifeti Ömeru. Halife Ömer zamanında basıldı. Varabe Buribe. Vurbet hiye, o sikke basıldı yani. Hiye burada gizli zamir fail bu çünkü sikke müennes idi. El müderris cevabuke sahih. Senin cevabın doğrudur. Emeta ne zaman vuz'at konuldu? El harekatu harekeler ala hurufil Kur'an. Kur'an harfleri üzerine harekeler ne zaman konuldu? El Hüseyin, Hüseyin bir defa cevap veriyor. Vubu'at konulu el harekatu harekeler ala hurufil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in harfleri üzerine harfler eklendi yani. Kim tarafından? Min gibil Haccac ibni Yusuf. Haccac bin Yusuf tarafından konulu fi ahdil Emevi. Ümevi hatta. Emeviler döneminde konulmuştur. İdris inteha el vaktu ya ustaz. Vakit bitti hocam diyor. El müderris hel ranne el ceresu zil çaldı mı peki? Avvalakallahu anha ifadesi maddi kayıp yaşayan birine canın sağ olsun anlamında söylenen ve çevirisi Allah onun karşılığını sana versin olan bir cümledir. Yani esasen manası avvalakallahu anha Allah onun karşılığını sana versin demektir. Ama Türkçemizde canı sağ olsun diye çevirmek uyumla alakalıdır. Daha uygundur. Dil bilgisi meçhul yapı. El kavaidu, el fi'lu, el mebliyu, lil mechudi, el fi'lu, el sülasiyu, el mücerredu. Sülasi, mücerred fiillerde edilgen yapı. İndirgen yapı gerçek öznesi açık bir isim veya zamir olarak cümlede yer almayan fiilin aldığı biçimdir. Türkçede de var olan bir şey. Fiiller gerçek özne veya sözde özne ile kullanılma durumlarına göre ikiye ayrılır. Bir fiil ya malumdur ya meçhuldür. Malum fiil yani onun faili malum, fail ortada. Meçhul fiil yani onun faili meçhul, kimin yaptığı belirsizlik taşıyor. Etken, edilgen diyelim bu fiillere mana verebileceğimizi söylemiştik. Fiillerin edilgen yapıda geldiğini şu şekilde anlayabilirsin. Gerçek özne bilinmiyor. Bilindiği halde bilinmesinden çekinilmesi, gerçek öznenin belirtilmesinin önemli olmaması gibi durumlarda fiil meçhul yazılır. Yani gerçekte failin kim olduğunu bilsek bile biz o fiili meçhul kurabiliriz. Yani. Cümle o şekilde gelebilir. Bu durumlarda fiil edilgen forma çevrilerek sözde özne ile kullanılır. Bir fiil malumu meçhulü nasıl yazılır? Malum fiil meçhule dönüştüğünde malumken var olan faili ne olur? Kaybolur. Kendisine sözde özne yapacağımız kelime hangi kelimeden çevrilir? Mef'ulden çevrilir. Bunlar birazdan anlatılacaktır. Diyor ki şimdi başlayalım. Sülasi fiillerde mazi meçhul. Sahih fiillerde mazi meçhul. Alt başlık. Sahih fiil neydi? Yani mutel değil arkadaşlar. Vav, ya, elif içermeyen fiilden bahsediyor. Bir fiil ki hiçbir harfi vav değil, ya değil, elif değil. İşte buna sahih denir. Örneğin ketebe, vav, ya, elif içermiyor. Ketebe malum bir fiildir. Manası yazdı.
Erketi bey meçhul yapmak istersen kütübe yaparsın. Yani ilk harfi ötele, ikinciyi eserlersin. Kütübe diye yazarsın. Bu durumda manası yazıldı olur. Şeribe içti, şuribe içildi. İlk harfi ne yaptık yine? Ötreledik. İkinci harfi esreledik mi? Hayır. İkinci harfi zaten esreydi. Demek ki ikinci harf malumken de esre olabilir. Buradaki püf nokta ilk harf ötre olursa ona direkt meçhul diyebilirsin. İkinci harf zaten esre olması gerekir. Fetaha, futha açtı, açıldı, sordu, soruldu. Yani bir Arapça olarak kelimeyi gördüğümüzde malum mu, meçhul mu onu anlayabilmek lazım. Bir de size bir çeviri verip doğru Arapçası hangisidir denilirse çeviride yani sordu değil, soruldu. Açtı değil, açıldı, içti değil, içildi, yazdı değil, yazıldı şeklinde mana görmeniz gerekir. Meçhulün manası ile malumun manası iyice karşılaştırın arkadaşlar. Bir de Arapça yazılışlarını karşılaştırın. Yani farkları iyice görün. Meçhul fiil çekimi bakımından malum yapıdan farklı değildir. Su ile fiil örneğinde de bunu gösterebiliriz diyor. Su ile, su ile, su ilu, su ilet, su ilete, su ilne. Su ilte, su iltuma, su iltum, su ilti, su iltuma, su iltunne, su iltu, su inne. Yanlarında zamirleri var. Kendilerine uygun zamirlerin yazıldığını görüyorsunuz. Manalara bak, o soruldu. Bak, sordu değil. S, E, L yazsa o sordu olurdu. Ama soruldu. Kendisine bir şey sorulmuş. Kendisi sormamış yani. Evet, şimdi muzan fiilden örnek verelim demiş. Edde, pardon, medde, mudde, dakka, dukka, edde, udde. Medde ne yapmış? Mudde yapmış. İlk harfi zam verilmiş yani. Medde, mudde. Bunun bir açılımı var. Şimdi medde malum haliydi. Meçhulü neydi? Muddeydi. Medde esasen neydi arkadaşlar? Medede. Medede. Malumu esasen böyle yazılır. Meçhulü ise nasıl yazılır? Mu Dide. Şimdi medede ne yapmış? İki tane aynı harf yan yana geldiği için biri silinip diğerine şedde verilmiştir. Medde olmuş. Mu, di, de aynı harf yan yana geldiği için birini sileceksin. Hangisini? İlk harfi. Silersen artık nasıl yazılır o? İlk harfi gitti. Mudde kalır. Çünkü ikinci daldaki hareke neydi? Fethaydı. Bu yüzden mudde, mudide, muditte gibi bir değişik şekilde gözükmez yani. Sonuçta o da nedir? İlk harfi ötre, ikinci harfi esre olarak yazılır. Manaları görüyorsunuz. Uzattı, uzatıldı. Kapıyı çaldı, kapı çalındı. Saydı, sayıldı. Muhtemel fiillerde bazı meşhur örnekler verilmişler. Va'ede, vu'ide. Vesale, vusile. Yani ne olmuştur? İlk harf ötre, ikincisi esre olmuştur. Diğer ecve fiiller meçhul yapıldığında ihlal kurallarının burada yeniden karşımıza çıktığını görüyoruz. Örneğin kâle fiilinin aslı bildiğimiz üzere neydi? Kâvele idi. Vav harfi bir illet harfidir değil mi? İllet harflerinden biri ve harekelidir. Makabri fethalıdır. Öyleyse elife çevrilir. Bu yüzden gâle diye gözükür. Ama işin aslı yani bu fiil ilk doğduğunda kâveleydi. Artık büyümüş bir süreç atlatmış ve gali halini almıştır. Bunu edilgen forma dönüştürdüğümüzde kavl idi ya aslında ne olması gerekir? Aslından yani yapacaksın meçhulü. Nasıl yaparsın? İlk harfi öteliyorduk. Diğerlerinde olduğu gibi yani. Aynen. Gu. İkinci esteriyorduk. Bunu da estereceksin. Gu. Vile. Olmuş olur değil mi? Gu vile. Biçimini alır. İhlal kurallarımızdan hatırlayacağımız üzere illet harfi harekeli, kendinden önceki harf de harekeli olduğunda illet harfin harekesi kendinden önceki sağlam harfe aktarılır ve illet harfin kendisi bu harekeye uygun bir illetli harfe dönüşür.
Buna göre vav'ın harekesine kafa vereceksin. Gu, vi ile artık ne olur? Gı olur. Gı. Vav hareketsiz kaldı. Vav'ı ne yapacaksın? Sağdaki harf neydi? Hareke neydi? Hareke esreydi. Esreye uygun harf nedir? Ya'dır. Bu yüzden vav artık ne olacak? Şu kaf ile lam arasındaki vav ya'ya dönüşecektir. Gı ile böyle elde edilir. Ba'a aslında nedir? Ba'a be'ye'a. Be'ye'a. Ne olur? Bu'yi'a olur. Sonuç olarak bi'a halini alır yani. Sa'ka, si'ka, zade, zide. Bu hallere geldiklerini görüyoruz. Nakıs ve lefif fiiller mazi meçhul forma uygulandığında sondaki illet harfi aslen ister al ister ya olsun daima ye olarak görünecektir. Önemli bir bilgi. Nakısta ve lefifte. Nakıs neydi? Son harfi illette olan. Lefif neydi? Kendisinde iki tane illet harfi taşıyan fiil çeşidi idi. Bunları meçhul yaparsan sonuncu harf daima ne olur? Ye olarak yazılır. Örnek. Da'a. Şu elif neden diktik? Çünkü aslı vav'dır bunun. Da'a ve'dir. Vav elife dönüşmüştür. Da'a. Meçhul yap. Du'iye. Daima ye yazılacak diyor. Rumiye. Buniye. Ruviye. Da'a davet etti. Du'iye davet edildi. Bir başkası yapmış bu işi. Rama attı. Rumiye atıldı. Kim attı? Kendisi değil. Bir başkası. Peki atan kim? Belli değil. Meçhul. Bena yaptı, bu niye yapıldı? Rava anlattı, Ruviye anlatıldı. Sülasi fiillerde muzari meçhul. Mazi çeşit. Sülasi fiillerde muzari meçhul demiş. Sülasi fiillerin geniş, şimdiki zaman formları yukarıda değinildiği gibi daima yufalu kalıbında edilgene dönüşür. Yufalu kalıbı ne bu yani? İlk harf ötre, sondan bir sağ fethalı yazılacak demektir bu. Yük tebu, yük seru, yuf tehu, yüz elu. İlk harfler ötre, sonun bir sağ fethalı halde yazılmıştır. Bunun meçhul olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yazılıyor, kırılıyor, açılıyor, soruluyor. Oysa soruyor olması gerekiyor değil mi? Malumda. Açıyor, kırıyor, yazıyor. Kimin yaptığı belli. Mesela yektubu aliyun. Ali yazıyor. Ama yuktebu aliyun denmez. Yani Ali yazılıyor olmaz. Yuktebu defterun olabilir. Defter yazılıyor. Kim tarafından yazıyor? Kim ya? Yazan kim? O belli değil. Muzari meçhul fiil çekimi, muzari malum fiil çekiminden farklı değil. Sadece yüz eri yaparak devam edeceksin. Yüz elü, yüz elan, yüz elune, tüs elü, tüs elan, yüz enne. Tüs elü, tüs elan, tüs elune, tüs eline, tüs elan, tüs enne. Üs elü, nüs elü. Manaya dikkat. Muzar fiillerin muzari çekimleri şöyle olur demiş. Medde, yemuddu, medde, maziydi. Yemuddu, muzari. Uzattı, uzatır, uzatıyor. Şimdi meşhurunu verecek. Yümmendü. Uzatılır, uzatılıyor. Ende yaüddü. Ende mazi malumdur. Yaüddü muzari malumdur. Yuaddü ise onun meçhulüdür. Sayılır. Sayar, sayılır. Fekke yefukku. Bunlar malum. Yefukku malum ve muzaridir. Bunun meçhulü ne olur? Yufekku. Yani ye ne oldu? Yu oldu. Yu ilk harfin ötreli olduğuna dikkat etmek gerekir. Yu şeklinde geliyor. Burada biraz daha ayrıntılar var. Bunun için çok uğraşmanıza ben gerek görmüyorum arkadaşlar. Geçtim o yüzden. Kur'an-ı Kerim'in Mü'minun Suresi 101. Fe-izâ nufiha. Nefaha nufiha. Bu meçhul bir fiil. Başka da meçhul fiil var mı? Burada yok. Kalu cezauhu men vucide. Vcd vucide. Bu da meçhul bir fiil. Başka da meçhul bir fiil yok. Meçhul fiillere bakmış olduk.
Naibu fail, sözde özne. Naibul fail, sözde özne demektir. Naib zaten nedir? Vekil demek kelime olarak. Naib. Naibu fail, failin vekili. Mesela naibu kamil. Kamilin vekili demek olur. Vekil ne zaman devreye girer? Asıl yoksa. Dolayısıyla naibu failden ne zaman söz ederiz biz? Ortada fail yoksa, ortada malum bir fiil yok, fail yok. O zaman ne var? Meçhul fiil var. Meçhul fiil varsa naib fail de gelir. Edilgen fiilin öznesi naib fail denir. Etken cümlenin fiili meçhule edilgene dönüştürüldüğünde etken cümlenin nesnesi sözde özne yani naib fail konumuna gelir. Önemli bir bilgi. Şurası. Etken cümlenin fiili meçhule yani edilgene dönüştürülürse ne olur? O cümlenin nesnesi yani mef'ulü sözde özneye yani naib-i faili dönüştürülür. Çok önemli bir bilgi. Cümlenin gerçek faili olmadığı için bu adı almıştır. Ancak failin bütün özelliklerini taşır. Bu sebeple naib-i fail de nedir? Daima merfudur. Fail merfu idi. Naib-i fail yani onun vekili de nedir? Merfudur. Yani aynı yetkilere sahiptir. Bir kaymakam yerine bir vekil bırakırsa kaymakamın yetkilerine haiz olur. Cümlede fiil ile fail arasındaki ilişki edilgen fiil ve naib-i fail arasında da aynen geçerlidir. Yani naib-i fail ister tekil ister ikil isterse çoğul olsun açık bir isim olarak kullanıldığında fiil daima üçüncü tekil şahıs kipinde kullanılır. Üçüncü tekil eril mi yoksa üçüncü tekil dişil mi kullanılacağı naib-i fail cinsiyetine bağlıdır. Bunları örneklerde anlayacağız şimdi. Fetaha aliyun elbabe. Fetaha malum bir fiil. Aliyun onun faili. Elbabe mef'uldür. Şimdi biz fetaha malum fiilini meşhule dönüştürmek istersek ne olur? Cümledeki faili silmemiz gerekir. Fetaha aliyun elbabe ne olur? Futiha elbabu olur. Aliyun silinir. Aliyun niye siliniyor? Çünkü aliyun nedir? Faildir. Ve malum bir fiili, meçhur bir fiile dönüştürürken o malum fiilin failini silmek gerekir. Silerken de onun irab durumu nedir bu? Merfu olur. Merfuluğunu mef'ule aktarıyoruz ve o mef'ul artık naib-i fail olarak görev yapıyor. Fetaha ne oldu? Futiha oldu. Meçhule dönüştü. Başka? Fail silindi. Başka? Mef'ul de naib-i fail görevi yapıyor. Yani kendisi artık merfudur. Ali kapıyı açtı. Kapı açıldığı haline dönüştü. Burada biraz bilgiler verilmiş. Şimdi şuna değinmeden geçmeyelim. Fetaha aliyun elbabe. Futiha elbabu. Futiha nedir? Malum bir şeyil değildir. Bir meçhuldür. Aynı zamanda müzekkerdir. Cinsiyet yönünden bakarsak müzekkerdir. Elbab da müzekkerdir. Şeribe ettalibu elma'e. Şuribe elma'u. Kitap şimdi çeşitli örnekler verecek. Konuyu iyice anlamanızı istiyor. Ben de iyice anlamanızı istiyorum. Çünkü naib-i fail neyden elde edilir? Sorusunun cevabını çoğu kişi verememektedir. Naib-i fail cümlenin mef'ulünden elde edilir. Fail silinir. Mef'ul naib-i faile dönüştürülür. Bunu unutmayacağız. Şeribe içti kim? Et-talibi öğrenci. Ney? El-ma'i suyu. Şeribe malum bir şeyindir. Et-talibi onun failidir, merfudur. El-ma'i mef'ul bihtir. Sen bu cümleden bir meçhul fiil, bir naib-i fail elde et derlerse ne yapacaksın? Şeribe malum fiilini evvela meçhule dönüştüreceksin. Nedir bu? Mazi fiildir. Mazi fiil nasıl meçhule dönüşürdü? İlk harf ötürleyeceksin, ikinci harf zaten esre. Esre olmasaydı esirleyecektik ama zaten esre. Tamam. Başka? Faili silip mef'ulü merfu yazacaksın. Bitecek iş. Faili sildim, mef'ulü de merfu yazdım. Bitti. Mana değişti ama değil mi? Öğrenci suyu içti. Su içildi. Se'ele malum bir fiil. El müdiru onun failidir, merfudur. El talibe mef'ul bihtir.
Ne yapacaksın? Seri su ile yapacaksın. Müdür kelimesini sileceksin. Talip kelimesini merfu olarak yazacaksın. Bu durumda meçhul bir fiil ve naib fail elde etmiş olursun. Su ile talibu bu. Öğrenci sordu değil artık. Ney bu? Öğrenci soruldu. Yukarıdaysa müdür öğrenciyi sormuştu. 3. Fahasa et-tabibu el-meriba. Fahasa. Bunu ne yapacağız? Meçhul şeyle dönüştüreceğiz. Nasıl yaparız? İlk harfi ötre, ikinci harfi esre yaparız. Cümledeki faili yani merfu kelimeyi sileriz. Peşinden gelen mef'ul bih var. Mef'ul bihi de merfu yapıp yazarsan iş tamamdır. Fuhisa el-meribu. Hasta muayene edildi. Ama manayı doğru vermek önemlidir. Yani varsa ki soru geldi. Hasta muayene edildi. Doğru Arapça yazımı aşağıdakilerden hangisidir? Hasta muayene edildi. Bak kimse bir şey etmemiş. Edilme var ortada. Kim etti yazıyor mu Ali muayene etti, Veli etti denir. Edildi diyor zaten. Belirsizlik var. Dolayısıyla fiili yani şıklarda meçhul bir kelime araman gerektiğini buradan anlaman lazım. Ve edildi, ediliyor değil, edildi, değil geçmiş zaman. Yani mazi olacak arayacağın kelime. Manadan Arapçaya gitmeyi de çözmemiz gerekiyor. Şekara, şukira. El misafir sinir çünkü merfudur çünkü faildir. Silersin. Mefhul bir merf yapıp yazdın mı? Şukira es-saiku. Artık ne oldu? Cümle meçhule, naib-i faili bir cümleye dönüşmüş oldu. Aynı şeylerin meçhul müennesine bak diyor şimdi. Yukarıda şeribeyken burada şeribet müennes oldu t eklenerek. Et-talibu, et-talibetu. Sonra yuvarlak bir t eklenerek kelime müennes yapmıştır. El-kahvete. Şuribet el-kahvetu. Se'elet el-miratu et-talibete. Su'ilet et-talibetu. Fahasat et-tabibetu el-merivate. Fuhasat el-merivatu. Yani ne oldu burada? Fiiller meçhul olduğu için fiiller hep meçhul görüyorsunuz T ile bitiyor. Ne olmuştu? Naib failler de müennes olarak geldi. Çünkü bu fiiller hem meçhul hem müennestir. Müennes oldukları için naib failler de müennes geliyor. Yani şöyle bir soru gelse. Şuribet nokta nokta nokta. Noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Naib fail olarak hangisi getirilmesi uygundur? Gidip şuribetten sonra el ma'u gelmesi uygundur diyemezsin. El kahvetu dersin. Neden? Şuribet müennes bir fiildir. Naib fail getirirken fiil ile cinsiyet uyumu yakalaman gerekir. Madem ki bu müennes, getireceğimiz naib fail de müennes olacak. Veya şöyle bakalım olaya. Şuribe nokta nokta. Noktalı yere hangi kelime gelebilir? Gidip el kahvet yazarsak olmaz. El kahvet müennes ve kapalı ta ile bitiyor. Şuribe ise müzeker bir fiildir. Buraya el kahvet yazarsan cinsiyet uyumsuzluğu olur. Yani birisi müzeker, birisi müennes olacağından yazım yanlış olur. Şekerat el meriubatu el mümeriubate. Şukirat el mümeriubatu. Mümerullah hemşire demek biliyorsunuz. Yukarıdaki A ve B gruplarında yer alan cümleleri incelediğimizde birinci cümlenin etken ikincinin müennes olduğunu, daha sonra bir kısmının müzeker, bir kısmının müennes olduğunu, mefullerden naib-i fail elde edildiğini, faillerin silindiğini gördük. Ketebe Aliyyun risaleten kutibet risaletun. Burada ne anlatılıyor? Burada zaten yazıyor. Cinsiyetin nasıl kendine uygun hale getirdiğini daha açık bir şekilde görelim diyor. KTB malumdur, mazidir, müzekkerdir. Aynı günde müzekkerdir. Esaleten ise müennestir. Sen bu cümleden bir naib-i failli, bir meçhul fiil cümlesi elde etmek istiyorsan ketebi kütübe yapacaksın kesin. Kütübet, müennes olacağı için kütübet. Risaleten kelimesini risaletun olarak yazarız. İşlem tamamdır. Şimdi şöyle bir durum var. Ketebe'yi neden kütibe değil de kütibet şeklinde müennes yazdı? Bu bir soru. Cevabı, çünkü kendisine naib-i fail olarak getirmemiz gereken kelime müennes. Aliyyun'da naib-i fail olmaz. Çünkü bu zaten faildir. Bunu silersen mef'ulden naib-i fail yapacaksın. Mef'ulün de müennes olduğunu görüyorsun. Bu durumda bu fiili hem meçhul hem de müennes yapman lazım. Bu yüzden kütibet oldu. Şeribe el muallimu el kahvete. Şimdi şeribe fiili hem malumdur hem de nedir? Müzekkerdir. Neden müzekker? Çünkü faili de müzekker. Bu yüzden uyum olsun diye.
Ama sen meşru bir fiil elde edeceksen ne yapman lazım? El muallim olan faili sileceksin. Nereden naib fail elde ediliyordu? Mef'ulden. Mef'ul ne? Müennes. Ha, o zaman ne gerekir? Fiilin de müennes olması gerekir. Hem meşhur olacak hem müennes olacak. Bu yüzden şuribe değil de şuribet diye çevrildi. Kara'et, guri'e. Mesela tam zıttına burada örnek var. Yani iki tane müzekkerden müennese, iki tane müennesten müzekkere çevir örneği görmüş olduk. Bu bakımdan kitap iyi çalışmış. Güzel, güzel bir konu anlatımı. Kara'et zaten müennes bir fiildir. Malumdur. Galibiyeti de müennestir. Müennese müennes. Uyum var. Yani kara'et neden müennes? Çünkü faili müennes de ondan dolayı. Peki faili sileceğim ben. Meçhul fiil elde etmek istiyorum ya. Faili sileceğim. Mef'ule baktım. Mef'ulün müzekker olduğunu görüyorum. Bu durumda fiili de müzekker olarak aktaracağız. Guri'e. El-Kur'an'ı. Kesarat müennestir. Neden? El-Fetatü müennes çünkü. Yani fail müennes olursa fiil de müennes olur. Bundan dolayı. Ama ben bu faili sileceğim ve naib-i fail getireceğim. Dolayısıyla naib-i failin durumuna bakman lazım. Naib-i fail müzekker olarak gördüğüm için fiili de müzekker olarak aktarmam lazım. Kesarat değil artık. Küsira. Dolayısıyla evvela bir fiilin müzekker mi müennes mi olduğunu ayrımını yapabiliyor olmanız lazım. Bir isim müzekker mi müennes mi bunun ayrımını yapabiliyor olmanız lazım. Ha işte ondan sonra eğer fail müzekkerse fiil zaten müzekkerdir. Fail müennes ise fiil zaten müennestir. Tamam. Başka ne söz konusu? Başka şu şey söz konusu. Şu söz konusu. Naibi fail elde ederken neden elde ediyorsun? Mef'ulden. Mef'ul müzekker mi müennes mi ona dikkat etmek gerekir. Burada müennes olduğu için fiili de müennes aktardık. Burada ise mef'ulümüz müzekker olduğu için fiili müennes olsa bile müzekker olarak aktarıyorum. Çünkü bu naib-i fail olacak ve naib-i fail bunu yaptığımda fiili de meçhule dönüştürdüğünde aralarında uyumsuzluk olmamalı. Yani kütibet el Kur'an olmaz. Kütibet el Kur'an ne olur? Kütibe el Kur'an olur. Veya kütibet el fincanı olur mu? Olmaz. Yani uyum aranıyor. Edilgen fiilin sözde öznesi yanı sıra gerçek öznesi de belirtilmek istenirse, gerçek özne cümlenin sonunda min kabli tarafından ifadesi ardından eklenebilir. Ketebe Aliyun risaleten. Ali risale yazdı, mektup yazdı. Kutubet risaletun min kabli Aliyin. Ali tarafından bir mektup yazıldı. Kutibet risaletun min kabli Aliyin. Şeribe el muallimu el kahvete. Şuribet el kahvetu min qibelil muallimi. Öğretmen tarafından kahve içildi. Şuribet meşhur el kahvetu onun naibu failidir. Fail daha sonradan yine min qibeli ekinden sonra belirtiliyor yani işin asıl faili. Diğerler için de bu geçerli. Bir tane cümleyi inceleyelim demişler. Şuribet meçhul fiil ve müennestir. El kahvetun naibu faildir. Müennestir, merfudur. Min harfi cer, gıbeli onun mecruru. Gıbeli aynı zamanda muzat. El muallim ona muzatın ilehidir. Yani faildir de diyemeyiz değil mi? İrab olarak fail değildir. Ama mana olarak onun asıl fail olduğunu yani asıl kahveyi öğretmenin içtiğini biliyoruz. Mana olarak durum bu. Ama cümle dizilimi olarak öyle bir şey denilmez. Diğer örnekleri geçtim ama şuraya değinmek istedim. Bakalım ne anlatmış. Buraya kadarki örnek cümlelerde kullandığımız sülasi fiiller hep mazi formundaydı. Muzari formun edilgen yapısının kullanıldığı birkaç cümlede verelim demiş. Yeşrabu ennasu el-halibe sahina. İnsanlar sütü sıcak içerler. Yeşrabu şeribe yeşrabu ennasu. Yeşrabu meçhul mü değil. Nereden anladım? İlk harf çünkü ötre değil. Yeşrabu ennasu. Ennasu o zaman faildir. Yani naibu fail değildir. İnsanlar içer. Ne içiyorlar? El-halibe, sütü. Süt nedir öyleyse? Mef'uldür. Onun üzerinde bir işlem yapıyorlar çünkü. Şimdi ben meçhul bir fiil elde etmek istersem ne yaparım? Evvela fiilimizi meçhule dönüştürmem lazım. Bu yüzden yuşrabu yani yufaalu kalıbına alındı. İlk harf ötrelendi. Ennas kelimesi silindi çünkü faildi. Bunu silersin.
El-Halibe mef'uldü. Onu naib-i fail olarak aşağıya aktardım ve kendisini merfu yaptım. Sahinden ise sıcakken diyor. Yani o bir zarf, konumuzla ilişkili değil. Bizim konumuz fiil, fail ve mef'ul üzerinde dönüyor. Faili sil, mef'ulü naib-i fail yap, yani merfu yap. Fiili de meşhure dönüştürmeyi unutma. Bu işlemi yaparken elde edeceğin naib-i fail ile dönüştürdüğün fiil arasında cinsiyet uyumsuzluğu olmamasına son derece dikkat etmeliyiz. Yaşrabu yaşrabu direkt aktarıldı yaşrabu. Neden? Yani yuşrabu olarak aktarıldı, meşhur yapıldı sadece. Diyebiliriz ki malum bir fiili meşhure dönüştürürken kendisinde iki işlem yapılabilir. 1. Evvel onu meşhure dönüştür. 2. Müzekker müennes uyumu olarak elde ettiğin naib-i fail uyumlu mu değil mi ona dikkat et. Uyumlu olmasını sağla. Yani müennese çevirebilirsin veya müzekkere çevirmen gerekebilir veya olduğu gibi aktarırsın. Tek işlem de olabilir. Burada tek işlem olmuş. Yaşara bu sadece meşhure dönüşmüş, iş bitmiş. İkinci örnek. Yebiyu ennasu es-sahifete fis-suq. İnsanlar çarşıda gazete satar demiş. Ba'a yebiyu ennasu. Ennasu fail. Es-sahifete meful oluyor. Yebiyu bizim fiilimiz. Aşağıya bak. Tuba'u yazılmış. Yani ne kadar değişmiş değil mi? Oysa yebiyu tuba'u olacağına yuba'u da olabilirdi. Yuba'u. Neden tuba'u oldu? Yuba'u bunun meşhur hali. Ama burada bir de tuba'u yazılmış. Çünkü kendisinde iki işlem yapılmış. Bir, evvela yuba'u olarak aktarılmış. Daha sonra bakılmış ki şuradaki mef'ul mühennes görüyorsunuz. Sonunda kapalı T var. Naib-i fail olarak aktardığımız sahife kelimesi nedir? Mühennestir. O zaman sen bu yebiyon kelimesini bir, evvela meçhule dönüştür. İki, aynı zamanda bir de ne yap? Müennese dönüştür. Kendisinde iki işlem yapılmıştır. Üçüncü örnek. Yecidu Abdullahu. Yecidu Abdullahu el mecellete huna. Öğrenciler dergiyi burada bulurlar. Yecidu buluyor Abdullahu öğrenciler el mecellete dergiyi huna, şurada, burada, orada. Vecede yecidu tecidu. Bakın mesela yucedu dememiş de tucedu demiş. Y'yi T'ye çevirmiş. Neden? Çünkü naib failimiz müennestir. Bu yüzden fiilimizin de müennes olması gerekir. Naib fail neden müennes? Çünkü cümledeki mef'ul müennes ya. Mef'ulden naib fail elde edeceğiz ya. Ona uyum olsun diye fiilimizde öyle olması gerekiyor. Yani naib fail müzekker mi müennes mi kim belirliyor? Kimse belirlemiyor. Cümledeki akışa göre bazen müennes bazen müzekker gelebilir. Burada müennes gelmiş. Öyleyse fiili hem meşhul yapacaksın hem de müennese çevireceksin. Ye'kulu el-etfalu el-hubze fin-nüzheti. Çocuklar gizlide ekmek yer. El-etfalu fail, el-hubze mef'uldür. El-hubz müennes olmadığı için fiilimizi yalnızca meşhule dönüştürmemiz yetecek. Fiili bir de müennese çevirmek gerekmeyecek yani. Ye'kulu yu'kelu. İlk harfi ötreledik, bitti. El-esfal faildi, silindi zaten. El-hubze mef'uldü, artık naib-i faildir. Merfu olarak kendisine yer bulmuştur. Cümlenin devamı olduğu gibi yazılıyor yani. Fin nüzheti de bir değişiklik yok. Tektubu et-talibetu tuktebu. Tektubu et-talibetu risalete. Kız öğrenci bir mektup yazar. Şimdi burada failimiz et-talibetu müennes. Mef'ulümüz risaleten, o da müennes. Fiilimiz zaten müennes. Çünkü fiille fail arasında müzekker müennes uyumu zaten oluyordu. Dolayısıyla fiili sadece meçhule dönüştürmemiz yetti. Fiili bir de müennese çevir kuralı burada gerekmedi. Neden? Fiil zaten müennes. Risaleten müennes, fiil de müennes. Risaletun olarak yazıldı, fail silindi. Yeksiru kesara, yeksiru elveledu ezzehriyete. Çocuk vazoyu kırar. Burada ezzehriye mef'uldür. Kendisinin müennes olduğunu görüyorum. Dolayısıyla fiil müennese dönüşmesi gerekecek. Hem meşhur olacak hem müennes.
Dolayısıyla yeksiru yükseru, yani ötelemek yetmedi. Bir de ne yaptık? Fiili T'ledik, yani T'ye dönüştü. Tukseru. Ezzehriyetu. Naibi faildir. Merfulu unutmayın. Merfulluk alameti burada zanlı olarak gelmiştir. Ötre olarak gelmiştir ama merfu illet ötre demek değildir bunu biliyorsunuz. Bayağı örnek vermiş kitap. Arafe yarifu ennasu el mer'ete. Pardon, el mer'e. Yarifu yu'rafu. El mer'u. El mer'e, el mer'u merfu oldu. Ennas fail silindi. Yecidu ennasu huna internet. La silki. İnsanlar burada kablosuz internet bulurlar. Yucedu huna. Yecidu yucedu huna internet la silki. 9. Yaba'u Muhammedun el kitabe alel mektebi. Yuva'u. Aklınıza şu takılmış olabilir. Bazı yerlerde araya harf giriyor, yani yecidu yucedu oluyor da yücedi olmuyor mesela. Yücedi. Wow, nereden geldi? Veya yavau, yuvau. Yecidu, tucedu. Wow'lar uzatma harfleri nereden geldi diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun bir sebebi var. Bunlar bu fiiller arkadaşlar. Misal fiildir. Yani ilk harfi wow'dır. Ve C'dedir bunun aslı. Mazisi ve C'de. Muzarisi yevcidu olmaz ama. Yucedu, yecidu, yecidu olur. Vecede, yecidu. Bu fiil ne zaman ki meçhule dönüşürse araya vav girer. Yucedu. Ve va'a, yeva'u. Meçhul yap. Yuva'u. Örnek. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem. Yelid. Yelid. Aslında mazisi nedir onun? Yelid. Ve le de vav var aslında. Ve le de muzarisi ye li du. Vav nereye gitti? Kayboldu. Ama meşhur olsaydı az ileride var nitekim. Lem yelid ve lem yu le de. Değil mi? Yu le de. Oradaki vav nereden geldi? Aynı şey. Ve le de yelidu yu le du. Burada da öyle. Veba'a yeva'u yuva'u. Vecede yecidu yucedu. Yani vavi bir misal fiil meçhule dönüştüğünde, muzariden bahsediyoruz. Meçhule dönüştüğünde araya vav girer. Fiil ile dişil özne arasına bir zarf veya başka bir kelime girerse fiil dişil de eril de olabilir diyor. Yucedu huna kahvetun türkiyyetun. Aşağıdaki etken cümledeki nesnelerin edirgen cümlede naib fail olarak merfu oluşlarını inceleyerek isimlerde merfuluk veya raf alametleri konusunu bir kez daha hatırlayın bakalım diyor. Alimet nurun el hadara. Nur haberi bildi. Alimet bildi. Nurun nur el hadara haberi. Ulime el haberu. Raf alameti ne burada? Merfuluk göstergesi. Ötredir. Keserat. Et-talibetu ez-zücace. Kız öğrenci camı kırdı. Keserat kırdı kim? Et-talibetu kız öğrenci. Neyi? Ez-zücace camı. Küsira ez-zücacu. Burada fiil müennestir. Neden? Fail müennes çünkü. Burada fiil müennes değil ama müzekker geldi. Neden? Naib-i fail müzekker çünkü. Meful olarak da müzekkerde olduğu gibi aktarılıyor. Qara'tu kitabeyni. Kuri'e kitabani. Önemli olan bu aslında. Qara'tu. Ben okudum kitabeyni. İki kitap. Kuri'e okundu kitabani. İki kitap okundu. Peki bunun merfuluk alameti nedir? Yani kitabani nedir? Naib-i faildir. Merfu olması gerekir naib-i faildir. Bunun raf alameti, raf göstergesi, belirtisi nedir? Ötre değildir. Nedir? Nun'un sağındaki, ba'nın solundaki o harf yani eliftir. Niye? Kitaban tesniye çünkü. Tesnelerin raf alameti elifle yazılmalarıdır. Müfretlerin ötreyle yazılmasıdır. El haberu merfu. Raf alameti ötre. Ez zücac merfu. Raf alameti. Alamet gösterge yani belirti. Nedir? Ötredir. Neden? Yani bunlar müfret çünkü. Müfretlerde böyle olur. Tesnelerde raf alameti elif olur ama tenvin aranmaz veya ötre aranmaz. Bunun esirli olmasının bir önemi yoktur bu konuda.
ذكر الوزير المهندسين في الاجتماع ذكر المهندسون. المهندسون جميع مذكر صالح. جميع مذكر صالح الرفع علامة نedir؟ Vav'dır. Vav ile yazılmalarıdır. Yani bu kelime merfudur. Kendisinde ötre aranmaz. Yeşkuru el-amidu el-talibati li necahihinne fil musabakati. Tuşkeru el-talibatu. El-talibatu cim-i müennes salimdir. Raf alameti ötredir. Cim-i müennes salimler raf alameti olarak ötre alırlar. Cim-i müennes salim olduğunu açık T ile bitmiş. Sağında da dik bir elif var. Buradan anladım. Yes'elu et-talibu sualen. Yus'elu sual. Kelime müfet olduğu için raf alameti ötre oluyor. Enbiya 60 şuara 146'ya bak diyor. Kalu semi'na feten yezkuruhum yukalu. Yukal meşhur fiildir. Kale yegulu yukalu. Meşhur bir fiil. Tutrakuna. Hemze yani soru için demiş. Tutrakuna meşhur bir fiildir. Fi ma hahuna amin. Başka bir fiil yok zaten. Başka meçhul yapı yoktu. Geçtik. Harfi cer ile kullanılan bazı fiiller. Yerinizde olsam bir defter alır. Şu fiilden sonra şu harfi cer, bu fiilden sonra şu harfi cer diye tek tek yukarıdan aşağı doğru not alırdım deftere. Ve her gün bir defa bakardım ona. Çünkü bundan soru çıkacaktır. Surra bi nokta nokta. Yani surradan sonra bi harfi ciri gelir diyor. Bir şeye sevindi, mutlu oldu. Surirtu bi liqai Muhammedin ba'de zemenin davirin. Bi liqain demiş ama doğru değil bence. Bi liqai Muhammedin ba'de zemenin davirin. Uzun bir zamandan sonra Muhammed ile buluştuğuma sevindim. Surirtu, ben sevindim. Ne sebebiyle? Bilikai Muhammed'in, Muhammed'le karşılaşmam sebebiyle. Surirtu bi. Görüyorsunuz sadece bi gelmiş. Yani lam değil, fi değil, kef değil. Surirna bi ru'yetike ya ehi. Seni gördüğümüzde sevindik kardeşim diyor. Surirna, biz sevindik. Niye? Bi ru'yetike, seni gördüğümüz için. Görmemiz sebebiyle. Bu fiil etken olarak kullanıldığında sevindirmek anlamına gelir. Bu durumda harfi cer alır mı? Almaz. Surra nedir? Hani medde, mudde gibi. Meşhur bir fiildir. Şimdi malumun örnek veriyor. Serra. Demek ki serra malum, surra meşhurdur. Serra sevindirdi. Bak. Surra bir. Surirtu, ben sevindim. Surirna, biz sevindik. Serrani, sevindirdi. Ni, beni sevindirdi. Ne? Hika'u sadiqi, sadiqi Muhammedin. Arkadaşım Muhammed ile buluşmak, buluşmam beni sevindirdi. Bani zemenin babayım. Yesurru, serra, yesurru. Bu da muzaridir, malumdur. İnsanlara yardım etmek beni mutlu ediyor. Yesurru mutlu ediyor. Ne beni? En usaide en nas. İnsanlara yardım etmek. Demek ki arkadaşlar surra gibi yani sin ötreli yazıldıysa ardından bir harfi cer gelecek. Sin fetayla yazıldıysa ardından harfi cer beklemiyoruz diyor. Bu durumda harfi cer almaz demiş. Evet. İnvanne ile katıldı, dahil oldu, girdi. Bade tefkiri invanne kerimun ile şurakaina. Kerim düşündükten sonra ortaklarımıza katıldı. Bade tefkiri düşündükten sonra invanne katıldı, kerimun kerim ile şurakaina. Şimdi invanne'den sonra ila harfi cerri geldiğine dikkat etmek gerekiyor. Araya kelime girmiş olsa da ila geliyor. Başka bir harfi cer değil yani. Ma da tufekkiru fi in zimami Türkiye ila. In zimam ila. İn vammet Hadicetu ila feriqil amel. Hatice çalışma ekibine katıldı. İn vamme ila. T
Tehallasa min. Tehallasadan sonra min harfi cerri gelecek. Bir şeyden ya da birinden kurtuldu. Hel ta'rifu keyfiyete telahhusi min hadihil müşkileti bi suratin. Bu sorundan çabuca kurtulmanın yolunu biliyor musun? Telahhus min. Littelahhusi min. Vesveseti şeytan ikra el-Kur'an daik. Yebdu li enneki la turidina et-telahhusa minhu. Yebdu, daha önce geçmişti hatırlarsınız. Bana öyle geliyor ki, yebdu li, bana öyle geliyor ki. Telahhustan sonra yine min geldiğine dikkat. Afa an, birini affet. Afa'dan sonra an harfi cerri. Va'fu anna ve'fir lana va'fu. Afa'dan sonra derken afa ve türevleri yani fi çekenin düşün, mazi, muzari, emri hazır olabilir. Burada va'fu emri hazırdır yani. Va'fu anna ve'fir lana. Va'fu'dan sonra an harfi cerri gelmiş. An harfi cerri artı bir lana var orada. Na zamiri var. Bitişik yazılmışlar. Çünkü an, na, yani iki tane nun aynı, iki tane aynı harf var değil mi? Birincisi sakin, ikincisi hareketli idgam yapılmış. Ve laqad afa Allahu anhum. Afa an. Hafizeli bir şekilde bakın diyor. Bakara 286 mesela. Bakara'da 286'da az önce geçen zaten va'fu anna geçiyor. Bakmaya gerek yok. Nisa suresinde ise fe'afevna an zalik. Fe'afevna an. Oradan bahsediyorlar. Orayı görmemizi istiyorlar. Gördük diyelim. Arapçada kılıp ifadeler vasıbati nokta nokta. Yoluyla, vasıtasıyla keyfe tete'allemu el-lugatel arabiye. Arapçayı nasıl öğreniyorsun? Etaallamu ben öğreniyorum. El-lugatel arabiyyete Arap dilini vasıbatı internet. İnternet vasıtasıyla, internet yoluyla. Keyfe tuhaddedu el-kibletu bi vasıbatı şemsi. Güneş yoluyla kıble nasıl belirlenir? Diye sormuş. La budde min. Soru sormuştum onun cevabını ben göremedim vermiş mi? Vermemiş herhalde. Unutmuşlar. La budde min. Meli, malı, gerekir. Şusuz olmaz. La budde min el intizar. Beklemek gerek. Yani beklemeden olmaz. Beklemek sizin olmaz. La budde min ziyaretil akrabai. Akrabayı ziyaret etmek gerekir. Akrabayı ziyaret etmeden olmaz. La budde min el icabeti an hadihi an hades suali. Bu soruya cevap vermek gerek. La budde min onsuz olmaz. La budde min aliyin ali olmadan olmaz bu iş. Bu kalıp ifadeden sonra enni mastar bu zarifin başına geçip ona nasbeden kullanılmasıyla ilgili ondan bahsedeceğiz. Kullanıldığında sondaki min'in hasfedilmesi mümkündür. La budde min en evhebe ile suğbi. Yani aslında la budde'den sonra ne geliyor? Min geliyor diyor. Burada belirtilmiş miydi? Evet. La budde min. La budde. Budde'den sonra min gelir diyor ama bu min her zaman gelmez. Ne zaman gelmez? La budde min'den sonra en peşinde muzari geliyorsa oradaki min silinir. Yani parantez arasında neden yazmış? Burada bir tane min olması gerekiyordu ama yok yani. La budde en evhebe. Min okunmuyor. Min silinmiş. Neden yok? Çünkü ardından en geliyor ve muzari geliyor. Bu yüzden harfi cer yazılmaz diyor. Mümkündür silinmesi. Lil gayeti son derece. El cevvu cemilun lil gayeti. Hava son derece güzeldir. Hadihil milefatu sirriyetun lil gayeti. Bu dosyalar son derece gizlidir. Gaye son derece manasına geliyor. Bunu anlatmış oldu. Ayvaban an bedelen min. Onun yerine şunun yerine. Meta nebde'u bil ameli bedelen minel kelam. Konuşmak yerine ne zaman işe başlıyoruz? Bedelen. Yerine yani. İhfaz el milefe.
alel veybi bedelen min tıbaatihi. Dosyayı bastırmak yerine web üzerinde sakla. Yerine bedelen. İstihdim el hatif ivadan anil hıyarati el kadimti. Klasik seçenekler yerine telefonu kullan. Geçiyoruz. Bedelen ivadan. Hangi harfi cer geldiğine dikkat edin ardından. Kıraetun okuma. Kubun bir bardak. Mineşşai çaydan bir bardak. Es-sakin sıcak. Nerede? Fil-mücteme'i Türkiye, Türk toplumunda bir bardak sıcak çay. Aler ravmi, rağmen, olmasına rağmen, min iştirak etraki, Türklerin iştirak etmesine rağmen, ma'al arabi, Araplarla beraber, vel fursi, Farslılarla, vel ümmemil uhra ve diğer milletlerle, diğer halklar ile, diğer halklarla beraber, fil-kesiri, pek çok noktada. Minel adati adetlerden pek çok noktada ortaklık oluştursalar da ne sebebiyle? Bir sebebil kurbi el coğrafi. Coğrafi yakınlık sebebiyle adetlerin çoğunda diğer milletler, Fars, Araplarla beraber Türkler aynı şeyi ortaklık yapsalar da ve daha hem coğrafi yakınlık sebebi hem de el kıyemi diniye, müşterek dini kıymetlere, dini değerlere ve coğrafi yakınlık sebeplerden dolayı olsa da bu neden vardır? Fark vardır. İlla ancak bir takım farklar vardır. Ennelhum onlar için vardır. Adatin. Çeşitli adetler ki öyle adetler ki tümeyyizuhum onları ayırıyor. Yani gayri diğerlerinden. Mineşşu'ubi. Diğer halklardan. Her ne kadar coğrafi yakınlık ve dini ortak kültür yakınlığı sebebiyle olsa da yine de ne vardır? Aralarında farklar vardır. Daha nasıl farklar varmış? Darigatu tahzir-i çayın hazırlanış biçimi, metodu, usulü ve takdimuhu, bunun takdim edilmesi, levvayfi misafire, min tilkel adat, o adetlerdendir. Yorafu bilinir, tanınır. Bakın meçhul bir fiil. Yorafu. Arafe ya'rifu yorafu. Meçhul muzari. El etraku Türkler bilinir, tanınırlar. Neyle tanınır bunlar? Bi keremi ziyafetihim. Misafirperverlikleriyle tanınırlar. Misafir. Misafire ikram yani. Misafire karşı olan ikram ile alemde, dünyada bilinirler. Eynema her nereye halle giderse gitsin vayfın bir misafir ki Türkiyün ev ecnebiyün bu Türk olsun veya Türk asıllı olmasın Japon olsun Çin olsun fark etmez. Fi Türkiye'de bir misafir her nereye giderse gitsin ve fi eyyi vaktin kâne ve hangi vakitte olursa olsun bu gidişi se yukaddimu kaddeme yukaddimu sin eklenmiş gelecek zaman ifade etmek için bir önceki üniteye bir bağlantı kurmuş olalım. Se yukaddimu takdim ederler, edecektirler. Lehu ona el etrakı Türkler ne ikram edecekler, takdim edecekler sizden dolayı. Kulben bir bardak. Neşşâ-i sâhin sıcak bir çay bardağı. Bir bardak sıcak çay ikram ederler. Keşeklin min eşkali ziyafeti ve terhibi bih. Keşekli meneşkari ziyafeti konukseverlik olarak ve terhibi bih ve ona hoş geldin göstergesi olarak bunu yaparlar. Fil mukabeleti. Fil mukabili. Yanlış okudum. Fil mukabili. Karşılık olarak. Gelmesine karşılık olarak. Yeteveccebu ala vayfi. Yeteveccebu gerekir. Ala vayfi. Misafire gerekir. Ne gerekir? Enne yerfuza. Reddetmemesi gerekir. Şurbe şayi. Çay içmeyi. Feşşayu çay. Hiyo nedir? El meşrubu şabi. El meşrub içecektir. El şabi halk içeceğidir.
El ekseru intişaran fi Türkiye. Türkiye'de en yaygın halk içeceğidir. Ve cemiyul etraki ve Türklerin tamamı yahtesunuhu onu içerler, yudumlarlar. Sigaran ve kibaran, küçük olsun, büyük olsun. Yani çocuğu da yaşlısı da bunu içerler. Fi kulli evkat, tüm vakitlerde sabah akşam içerler. Ve bin nisbeti ila kesirin minhum, ve onların pek çoğu için la yakillu ehemmiyete anil mai. La yakillu ehemmiyeten anil mai. Sudan daha az önemli değildir. La yakillu daha az önemlidir. La yakillu ehemmiyeten. Daha az önemli değildir ne? Ve o çay neyden daha az önemli değildir? Anil mai, sudan. Ve hasbe dirasetin düveliyetin, uluslararası bir araştırmaya göre tahtallu işgal ediyor Türkiye el mertebetel ula, birinci sırayı işgal ediyor. Birinci sırada yer alıyor yani. Alemiyen, dünyada birinci sıra yer alıyor. Hangi noktada? Bilimsel konuda mı? Hayır. Fistihlaki şey, çay içme, çay tüketme noktasında ilk sırada yer alıyor. Bimuaddeli istihlakin yezidu ala 3 kilogram fisseneti lil ferdil vahidi. Tek kişi için senede 3 kilogramı aşan bir çay tüketimi söz konusudur. Hâzâ, bu ne manaya gelir? Yani enne külle ferdin, her bir fert, her bir insan, fi Türkiye, Türkiye'de ki her bir insan yeşrabu, içiyor, havale bin kubin mineşşayı seneviyen, yılda 1000 bardak çay oranında içiyormuş. Havale oranında, 1000 bardak oranında çay içiyor. Yegumu eletraku biziraati şayi. Türkler yani yegumu gerçekleştiriyor, ekiyor, biçiyor. Yegumu eletraku, Türkler yapıyorlar. Biziraati şayi, çay ziraati yapıyorlar. Ala sevahil bahri esvel. Kara deniz kıyılarında çay ekimi, ziraati gerçekleştiriyorlar. Ve fi mıntıkati Rize, ve Rize çevresinde. Bir sebebi niye öyle peki? Bir sebebi menahiha el-münasib, uygun havası, uygun iklimi gerekçesiyle böyle oluyor. Amma barigatu tahzir-i şayi, çay hazırlama usulüne, metoduna gelince, tahzir-i şayi Türkiye, Türk çayı hazırlama biçimine gelince, fihiyo tehtelif, farklılık gösterir. An tarikati tahzir-i şayi fil alemin arabi, Arap alemindeki çay hazırlamasından farklıdır. Türk alemindeki çay hazırlaması, Türk çayı hazırlama metodu, ikisi nedir? Farklıdır. Feistihdimu hazırlar eletrak Türkler ibrikayn, iki ibrik, iki demlikte. Fi tahvir şayi, çay hazırlamada iki demlik yastihdimu kullanırlar. Ahaduhuma kebirun, o iki ibrikten, demlikten diyelim, çaydanlıktan bir tanesi nedir? Kebirun, büyüktür. Yuvau veba'a yavau yuvau. Araya vav girdi yine. Uzatıyor. Yuvau yuledu gibi değil mi? Yuledu. Meçhul bir fiil demek istiyorum yani. Yuvau konulur fihi, ona elma'u su. Niye konulur? Liyagli, kaynaması için. Vel aharu, diğeri ibrikun sagir, küçük bir demliktir, çaydanlıktır. Yahtivi, içerir. Ala iddeti melaqi. Melaiki. İddeti melaiki. Melaik kaşıklar demek. Ala iddeti melaiki. Birkaç kaşık içerir kendisinde. Birkaç kaşık kendisine konulur yani. Neden? Minevrakı şay. Çay yapraklarından. Ve yuvar ve konulur ve o fevkal ibriqil kibir, büyük çaydanlığın üzerine konulur. Ve indema dığı esnasında yağlı, indema yağlı, kaynayınca, kaynadığı esnada ne? Elma usul. Su kaynayınca musabbu dökülür. Ala evrakı şişe, çay yaprakların üzerine su dökülür kaynadığı zaman su.
Yaprakların üzerine çayın bizzat üzerine dökülür. Febrikus Saveri küçük çaydanlıkta yer alan çay yaprakların üzerine kaynamakta olan su dökülür. Ve yutraku ve bekletilir, terk edilir. Hala narin hadiyetin kısık ateş üzerine bırakılır demek. Niye? Bir teh temira. Evrakuş şayi. Yaprak çayın demlenmesi için bırakılır. Bir teh temira. Demlensin diye ne? Evrak uşağı, yaprak çaylar. Çayın yaprakları. Ve ba'de ihtimaril uşbeti. Uşbe her ne kadar ot demek olsa da çayı kastediyor. Yani çay kaynadıktan sonra yusabu dökülür. El kalil az mineşşayi çaydan. O çay ki el muhtemiri kaynayan çaydan dökülür. Fi kubin bir bardağa. Fi kubin züccaciyin sagirin küçük bir cam bardağı su dökülür. Tından sonra yusabu dökülür. Fevkahu el ma'u. Fevkahu onun üzerine ne dökülür? El ma'u su. Hangi su dökülürmüş? El magla. Kaynamakta olan su. Minel ibrikil kibir. Büyük çaydanlıktan kaynamakta olan su da onun üzerine dökülür. Ve yukaddemu. Kaddeme. Yukaddimu. Yukaddemu. Yukaddemu takdim edilir. Yukaddimu takdim eder. Yukaddemu takdim edilir. Meçhulfi. Ne takdim edilir? Hüve o çay, o bardak. Ma'a mukaabatis sukkeri. Kesme şekerle birlikte takdim edilir. Ve ba'de intihai zayfi min şurbi kubi şayi. Misafir çay bardağını bitirince, bitirdikten sonra ade yu'idu se yu'idu. Se yu'idu yine dolduracaktır. Türkiye Türk. Mil el kubi. Tilkaiyen. Bardağı tekrar su yani çay dolduracaktır. Hatta biduni en yutlebe minhu zalik. Kendisinden bu istenmese bile. Talebe yetlubu yutlebu meçhufi. Kendisinden bu istenmeksizin. İstenmese bile o bardağı dolduracaktır. Ve fi hali iktifai vayfi. Misafirin yeterli görmesi halinde ve ademi rağbetihi daha istememesi durumunda fi şurbil mezidi daha fazla içmeyi istememesi noktasında aleyhi ona ne gerekir? En yetruke bırakması el milakate kaşığı es sagirate küçük çay kaşığını elleti o ki tuvan konulmuştur, bulunuyordur. Nerede? Vicivari kubi şay. Çay bardağın yanında bulunan, civarında bulunan küçük çay kaşığını nereye koyması gerekir? Tuzağa koyar nereye? Ala fevhetil kubi. Bardağın ağzına, bardağın üstüne koyar. Kealametin. Ne gibidir bu? Kealametin. Bir alamettir ki bu. Tedüllü delalet ediyor. Ala ennehu o lem yaud yurid el mezid min eşya içeriden daha fazla içmek istemediğinin bir göstergesi olarak bunu yapar. Muhtarat min emsalil arabi. Arap atasözlerinden seçmeler. Es-sabr miftahul feraci. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Men dakka dukka eden bulur. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Men dakka dukka. Çok meşhur bir Arap atasözü değil mi? İrbit bil hayati, yaşamla ilişkilendir. Münasebatun alemiyyetun. Münasebat, ilişkiler, vesileler, etkinlikler. Alemiyyetun, uluslararası. Hunanke münasebatun, hunanke burada vardır, münasebatun. Etkinlikler, vesileler, ilişkiler. Öyle ki ammetun, genel ilişkiler, etkinlikler vardır. Yeşteriku ortak olur fiha onda el alemu dünya. Uluslar yani. Li ennehe çünkü o ilişkiler
ortak ilişkiler termuzu gösterir ila mevakifi insaniyetin. Ammeten, ammeten genel olarak. Genel insani tutumları resmeder, gösterir. Emin hadihil münasebati, işte münasebetlerdendir. Ney? Ma o şekili aşağıda geliyor. Aşağıda sıralayacağımız etkinlikler o genel insani tutumlardan, uluslararası tutumlardandır. El yevmu gün demek. El yevmul alemiyyu lil gıdai. Dünya gıda günü. 16 Ekim oluyorum. Dünya gıda günü. Ve o nedir? Yevmun bir gündür. Öyle, öyle gün ki yehtefilu kutlar fihi onu el alemu. Dünya. Yani tüm ülkeler. Seneviyen. Yılda bir defa. Yıllık olarak. Niye? Li ibrazil ihtimami. Bil cev'i. Açlığa dikkat çekmek için. Açlığa dikkat çekmek için. Ve nasi ve insanlar ve insanlara dikkat çekmek için. Hem açlığa hem de insanlara. Hangi insanlara? Ellezine, o insanlar ki yu'anune, maruz kalıyorlar min su'i terbiyeti, kötü beslenmeye maruz kalan insanlara da dikkat çekmek için. Ve daha ne maruz kalan insanlar? El emradı, hastalıklara. El mürtebidati bih. Ve onunla, yani kötü beslenmeyle irtibatlı hastalıklara. Kötü beslenmeden kaynaklanan hastalıklara da dikkat çekmek içinmiş bu kutlama. Diğer bir gün, ikinci etkinlik. Uluslararası etkinlik nedir? Yevmus sıhha el alemi. Yevmus sıhhati el alemiyyi. Dünya sağlık günü. Dünya sağlık günü. Ve o nedir? Yevmun evvela bir gündür. Öyle gün ki yehtefilu kutluyor fihi o gün içerisinde, o günde yani. Kim kutluyor? El alemu, dünya kutluyor. Yani dünyadaki ülkeler kutluyor. Bita'avunihi, yardımlaşmayla, işbirliği. Ve mechudatihi, mesela mechudat cehde, çalışmayla, karşılıklı çalışmalar ile, işbirliğiyle, fi muharabetil emradı. Hangi konuda dünya yardımlaşıyor, birlikte çalışıyor? Fi muharabetil emradı, hastalıklara karşı savaş noktasında ülkeler, dünya yardımlaşmaktadır. Birlikte işbirliği yapmak, gayret göstermektedir. Daha hangi noktada dünya yardımlaşıyor, işbirliği yapıyor? İ'dadil beramici. Beramic, yazılım demek. İ'dad, hazırlamak, sunmak. İ'dadil beramici, yazılımlar hazırlama noktasında. Niye? Li tahsini sıhhatil insani. İnsanın sağlığını güzelleştirmek için, korumak için, daha iyi ulaştırmak için programlar, yazılımlar düzenlemektedir. Düzenleme noktasında da işbirliği, yardımlaşma söz konusudur. El-levmul alemiyyu lil-imtina'i an tedhini. Yani tedhin. Tedhin sigara demektir. Dünya sigara bırakma günü. El-levm gün. El-alemiyyu bir dünya günü. Den bahsediyoruz. Neye yönelik? Lil-imtina'i, kaçınmak, bırakmak. Hani tedhini, sigaradan. Dünya sigara bırakma günü diyoruz buraya. Tehtefilu kutlar, düzenler. Münazzametu sıhhatil sağlık örgütü, düzenler. El alemiyyeti, dünya sağlık örgütü. Fi kulli amin, her yıl. Bil yevmil alemiyyi, dünya günü. Düzenler li imtina'i yani tedhin, sigaradan kaçınmak, sigarayı bırakmak, bırakma günü düzenler. Ne amacı ile? Bi garazi teslidil evvai. Bi garazi maksadı ile. Teslidil evvai, ışık tutma maksadı ile.
على الأخبار الصحية. أخبار tehlikeler demek. Sıhhiye sağlık. Sağlık tehlikelerine ışık tutmam maksadıyla sigaradan kaçındırmak, sigarayı bıraktırmak için şöyle şöyle günler düzenler diyor. En nacimeti. Nacime kaynaklanan. Neden kaynaklanan sağlık tehlikeleri bunlar? En taadi et tebgi. Taadi alıp vermek. Tebgi tütün. Tütün alıp vermekten. Yani sigara içmekten kaynaklanan sağlık tehlikeleri problemlerine ışık tutma maksadıyla sigaradan kaçındırma günü düzenliyormuş. El-Yevmul Alemiyyu Littifli. Dünya Çocuk Günü. İnnehu el-Yevmu Ellezî. O öyle bir gün ki yuhtefelu kutlanıyor fihi onda. O gün kutlanır diyor. Bi kulli etfâlil âlemi. Dünya çocukların hepsiyle kutlanır. Niye? لِتَعْزِيزِ حُقُوقِ الْاَطْفَالِ فِي الْعَالَمِ. Dünyada çocuk haklarının güçlenmesi için dünya çocuklarının tamamıyla o kutlanmaktadır. Ve temme ettekidu. Temme olsun diye. Ettekidu destek olsun diye. Fî hâzel yevmi bugüne. Ala enne letfali çocuklar üzerine. Ala enne letfali şüphesiz ki çocuklar hum onlar nedir? Efradun fertlerdir. Lehum onlar için vardır. El hakku hak. Hangi noktada? Fin numuvvi. Numuv gelişme demek. Cesediyen. Ceset yani beden bakımından gelişme noktasında hakları vardır. Ve akliyen ve akli olarak ve içtimaiyen ve sosyal olarak bunların büyüme gelişme hakkı olduğuna destek olsun diye böyle kullanıyor. Ve en ya'abiru ve anlatsınlar diye düzenleniyor bugün. Neyi anlatsınlar? En ara'ihim kendi düşüncelerini, görüşlerini bir hürriyetin, hürriyetle yani özgürce kendi görüşlerini resmetsin, aktarsınlar diye. Hünake burada yine vardır bu kutlamada yani etkinlikte. El-adidu birçok el-adidu minel münasebatil alemiyyet. El-adid etkinlik demek. Birçok etkinlik vardır. Minel münasebat etkinliklerden pek çok el-alemiyyeti. Uluslararası pek çok etkinlik de vardır diyor. Mislu yevmul anne günü. Yani anneler günü. Yevmul Ummal, işçiler günü. Yevmul Şemmin Nesim, Nevruz günü demektir. Nevruz kutlamaları. Et-Tedribat, mazinin meçhulü ve muzarinin meçhulü. Bunları yazın demiş. Burada yazılmış var. Ketebe, kütübe. Yektubu, yuktub. Fetaha, futiha. Yeftahu, yuftahu. Se'ele su ile. Yes'elu yüz'elu. Değişen şey nedir yani? Ketebe malum iken kütübe meçhuldür. Yazılıştaki fark ne? Ortancar fethadan esreye dönüştü. Mazi de böyle. Fetaha mazidir. Yine ne yapacaksın? Ortancı harfi esre yapacaksın. Futiha. Ortancı harfi esre yaptığımız gibi ilk harfleri de ötürebiliyoruz. Kütübe. Fetaha futiha. Mazi de böyle. Se'ele yine mazidir. Meşhur nasıl olur? Su ile. Yani ilk harfi ötüre, ikinci esre yaptığımızda mazinin meşhurunu elde ediyoruz. Muzarinin meşhurunda nasıl oluyor? Ne gibi farklılık var? Yek tubu, yuk tebu. İlk harf zaten fethaydı. Onu ne yaptık? Ötüre yaptık. En solun bir sağı ötüreydi. Onu da fetha yaptık. Yani ötüre veya değil. Sen onu fetha daima yap. Yeftehu malumdur. Görüldüğü üzere en sonun bir sağı fetha. Zaten fetha yapacaktık meşhur yaparken. Ki meşhur olmadığı halde bile fetha var. Tamam yine fetha olarak yazacağız. Değişik bir şey yok. Ama ilk harfi fethadan ötüye çevirmeye devam ediyoruz. Yes elu. Ortanca harf zaten fetha. Fetha olarak geçecek. İlk harf de fethaydı. Üstün yani.
Onu silip onun yerine ötre yazıyoruz. Yes eri, yüz eri oluyor. Böylece meçhule dönüşüyor. Soruyor, soruluyor. Açıyor, açılıyor. Açtı, açıldı. Mananın da değiştiğini görüyorsunuz. Soru tarafına geçelim. Burada bayağı bir fiil varmış. Bir tanesini yapalım mesela. Vesafe, vusife, vu. Bunu öteleyeceğiz. Ortancayı esre yapacağız. Vusife, vesafe. Ye, sifu olur meşhur. Yusafu diye de gelir. Meşhur. Muzarisi yasifu. Meşhur ne olur? Yusafu. 2. Edilgene çevir yeniden yaz demiş. Burada tamam varmış. Vesafe, Yusuf'e, meçhulüne geliyor Yusuf'u. Meçhulün Yusuf'u gelmesini daha önce anlatmıştık. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid. Yelid ve lem yuledu. Ve lem yuledu. Yani lem yuled cizmi olur lem olduğu için. Yuledu gibi Yusuf'u. İlk harfi illet harfi olduğundan muzarin meşhulü met harfi geliyor. Onu söylemek istedik. Vesafe yesifu. Muzaride ile ise vav kaybolur. Vesafe yesifu. Mesela yesifu değil. Cevap anahtarı burada görüyoruz. Vekafe yukafu meşhul muzaride. İkinci soru meçhule çevir. Şuribe eşyayu. Şeribet içti. Kim? Leyla. Leyla içti. Leyla ne içti? Eşyayı. Çay içti. Şimdi şerbet fiildir. Leyla faildir. Eşyaya mef'uldür. Şerbet müennes bir fiil. Leyla müennes olduğu için. Çünkü Leyla faildir. Fiil ile fail arasında müzekker müennes uyumu aranır. Eşyaya ise mef'ulü bih'tir. Mef'ulü bih'imiz müzekker mi müennes mi? Müzekkerdir. Meçhule dönüştürmek için ne yapmamız gerekir? Faili silmen lazım. Yani Leyla'yı sil. Yere ne kaldı? Şerbet le eşşay kaldı. Eşşay artık fail yani naib-i fail olacağı için merfu yapman lazım. Eşşayu yaptın. Tamam. Fiil ile kendi arasında bu yeni elde ettiğimiz fail arasında müzekker müennes uyumu oldu mu? Olmadı. Bozukluk var. Çünkü fiil müennes kaldı. Yeni failimiz yani naib-i failimiz ise müzekkerdir. Uyumsuzluk var. Hangisini değiştirelim? Fiili değiştir. Fiili müzekkere çevir. Faili elleyemez. Ne olacak o artık? Şuribet olacak. Hatta şuribe olacak değil mi? Şuribet de değil. Çünkü fail müzekkerdir. Fiilimizi müennes yapmamız gerekmiyor artık. Müenneslikten müzekkere çeviriyoruz. Şuribe oluyor. Bakalım ikinci de aynı şey söz konusu mu? Değilmiş. Fetaha. Talibani el kitabe fetaha açtı. Talibani iki erkek öğrenci ne açtılar? El kitabı kitabı açtılar. Fetaha fiil. Talibani fail. El kitabı meful. Fail sil. Sildim. Fetaha yine fiil. El kitap artık mefulüten çıkıp naib fail olması gerekir. Bunun için kendisini merfu yazman lazım. Yani sonuncu harfe ötre veriyoruz. Futiha el kitabu. Kitap açıldı. Kendi kendine mi? Hayır. Birisi açtı ama kim olduğunu söylemiyorum ben. Kitap açıldı. Ekele ed-diflu et-ta'ame. Ekele ed-diflu et-tıfır faildir. Et-ta'am mef'uldür. Faili sil. Silerken kendi irabını yani mef'ulluğunu mef'ule bırak. Ed-da'amu oldu böylece. Ekele ne olması lazım? U-ki-le. Çünkü mazidir. Mazinin meşhuru. U-ki-le. İlk harfi zamme. İkincisi esreyle olur. La'ibe el evladu kuratel kademi fil hadigati. La'ibe oynadı kim? El evladu çocuklarını oynadarak kuratel kadem futbol fil hadigati bahçede. Ekele eddifru edda'ame çocuk yemek yedi demekti. Çocuklar burada futbol oynamışlar. Nerede? Bahçede. Lu'ibet. La'ibe lu'ibe değil. Bu defa lu'ibet. Neden? Çünkü kuratu kelimesi müennestir. Yani la'ibi fiil, el evladu fail, kürate kelimesi mef'uldür. Mef'ul müennes olduğunu görüyorum. Nereden anladım? Kapalı T ile bitmiş. Bu bir müenneslik göstergesi. Mef'ulümüz bizim müennestir. Bunu
File yaptığımızda file mühendisi olmuş olacak. Fiil müzekkerde uyum sağlamak için fiilde bir değişiklik yaparsın. La'ibet. Bunu da meşhure çevirmek gerekir. Bu durumda kendisi lu'ibet olur. Ba'a. El-ba'i'u el-lebene. Ba'a sattı. El-ba'i'u satıcı. Ne sattı? El-lebene süt sattı. Ba'a fiil. El-ba'i'u fail. El-leben meful. Ne yapacaksın? Fail sildin. El-lebenu yaptın bunu artık. Fail yaptın. Ama fiil hala meşhur yapmadı. Fiili de meşhur yapacağız. O da nedir? Bi'a. Ba'a bi'a. Kale bi'le. Gibi. Meşhure çevirme çalışması devam ediyormuş. Bakalım. Tefrişu Leyla elbeyte bis seccadi. Meşhure çevirerek yeniden yaz. Tefrişu. Feraşe yefrişu. Tefrişu. Tefrişu Leyla elbeyte bisseccal. Ne olmuş? Yufraşu olmuş. Bu defa muzari fiilin meçhule dönüştürülmesi beklenmekte bizde. Yufraşu. Hani yek ketebe yektubu yuktebu. İlk harfi ötele. Sondan bir sani fethala. Konusu burada gündemde. Ehcizu. Ama o babı farklı bu defa. Ehcizu. Birazdan o değineceğim. Şimdi bir tefrişu fiildir. Leyla faildir. Elbeyt mefuldür. Faili sildim. Elbeyt meful. Kendisine veren merfu yapacaksın. Elbeytu olacak. Fiili de müennese diyorum. Meçhule çevireceğiz. Yufraşu elbeytu olacak. Hemen ardından gelen ehcizu gurfeteyni fil funduki. Ehcizu fiil. Gurfeteyn meful. Fail nerede? Ehcizu ene. Ene gizli zamir burada faildir. Ne olacak o? Tuhcizu olacak artık. Tuhcizu. Fiildir. Meçhul fiildir. Gurfetani onun naibu failidir. Nitekim burada gurfeteyn mefuldü. Mefulden naibu fail elde ettik. Gurfetani. Merfu olması gerekir naibu faillerin. Bunun raf alameti nedir? Eliftir. Elif onun merfu olduğunu gösteriyor. Burada hurfeteyn yazılmış. Kendisindeki ya, yani nurun hemen sağındaki ya harfi onun meful olduğunu gösteriyordu. 3. Yesma'u Muhammed'in. Yesma'u fiil. Muhammed'in fail. El-ehbara mefuldür. Ne yapacağım? Muhammed faili sil. Yesma'u fiilini meçhule çevir. El-ehbara. Madem mefuldür fail yap. Naib fail yap. El-ehbaru olur. Buna göre tusma'u el-ehbaru gelmiş mesela. Neden? Yusma'u değil de tusma'u olmuştur. Bunun bir sebebi var. Çünkü el-ehbar kelimesi nedir? Gayr-i akıl bir cemidir. Gayr-i akıl cemi tabirini ilk defa kullandığımı düşünerek biraz açayım onu. Gayr-i akıl, akılsız demek. Akılsız bir cemi, cemi çoğul demek. Yani şöyle düşün. Kitaplar, kalemler, silgiler. Silgide akıl var mı? Yok. Kalemde akıl var mı? Yok. Masa akıllı değil. Veya işte oyuncak bebek diyelim yani. Bebek aklı var mı? Yok. Ayakkabı aklı var mı? Yok. Masa aklı var mı? Yok. Bunlar akılsız varlıklar. Zıttı nedir? Akıllı varlıklar. Örnek insanlar yani. Muhammed, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Fatma, Ayşe, Hayriye gibi. Bunlar akıllı varlıklar. İşte diyoruz ki biz akılsız bir varlığın çoğulu ise kelime, örnek el-ehbar, akılsız bir varlığın çoğulu mudur? Evet, varlık bile değil yani. Haber kelimesinin çoğuludur bu. Ehbar, haberun, haberan, ehbar, cemil, mükesser, kırk çoğul. Haberlerde bir zeka yok değil mi? İnsanlarda zeka var. Dolayısıyla akılsız bir cemidir bu. Yani akıl manası taşımayan bir kelimenin cemisidir. Tam ifade bu. Akıl manası, kendisinde akıl bulunmayan bir manadır bu. Dolayısıyla bu nedir? Müfret müennes hükmündedir. Kendisi müennes sayılır yani. Her ne kadar müenneslik alameti taşımasa da müennes sayılır. Bu yüzden fiilinin de neye dönüşmesi gerekiyor? Müennese. Çünkü fail müennes ise fiil de müennes olurdu. Aynısı naib-i fail için de geçerliydi. El-ehbaru buradan naib-i faildir. Kendisi gayr-i akıl bir cemi olduğu için müfret müennes hükmündedir. Dolayısıyla
Fiilimiz de müennes olarak yazılmıştır. Müenneslik alameti başındaki T'dir. 4. Nedba'u el mecellete. Nedba'u fiil. Aynı zamanda fail de kendisinde gizli olarak bulunan nahnu zamiridir. El mecellete mef'uldür. El mecellete kelimesinin naibi fail yapacağız. El mecelle tu olacak. Sonuncu harfi ötreyi verdik. Nedba'u kelimesini de ne yapacağız? Ona uyumlu hale getireceğiz. Tudba'u olur. Tudba basılır. El mecelleti dergi. Fil matbaati matbaada basılır. Yeba'u aslında leba'a mazisi ve vavidir. Leba'a uzari yeba'u. Vav kayboldu gitti. Yeba'u et-talibu kitabı alel mektebi. Yeba'u koyuyor. Et-talibu öğrenci kitabı koyuyor. Sıranın üzerine. Meçhul yapacağız. Bu ne olacak? Bu defa yuva'u. Faili sildik. Mef'ulü merfu yaptık. Fiili de meçhule dönüştürdük. Bu defa fiilimizi müennes yapmadık. Neden? Çünkü naib-i fail olarak elde ettiğimiz el kitap kelimesi müzekkerdir. Bu yüzden fiil de müzekker olarak kaldı. Burada ise el mecelle kelimesi müennes olduğu için fiilimizi de müennes yapmıştık. El akbar kelimesi müennes hükmünde olduğu için fiilimizi de müennes yapmıştık. Hurfe teyni kelimesi de müennestir. Bu yüzden fiilde de bir müenneslik arandı. Yani müenneslik, müzekkerlik konusunda da dikkat etmemiz gerekiyor. Sıradaki konu neymiş? Sıradaki soru. Parantez içinde bulunan cümleye anlamca uygun meçhul fiillerle doldurun demiş. Manaca uygun. Dolayısıyla manalarını bilmemiz gerekir. Şuriha, şerh edildi. Yani açıklandı, izah edildi. Ne? El-mevvun, konu. Musihat, silindi. Es-sabbura, tahta. Fuhisa, muayene edildi. El-merivu, hasta. Mesela sana böyle bir meşhur cümle verip bunu malum nazdeseler ne demen gerekir? Örnek veriyorum. Fahasa, muayene etti. Kim? El-tabibu, doktor. Kimi? El-meriva, hastayı. Cümlenin aslı budur. Değil mi? Doktor hastayı muayene etti. Ama ben doktorun ettiğini silmek istiyorum. Meşhur bir cümle kurmak istedim. Ne yaparım? Doktoru silerim. Fahasayı fuhisa yaparım. El-merivvayı da el-merivvu yaparım. Giderim. Yani şu anda meçhul fiilden maluma çevirmeyi de göstermiş oldu mesela sen. Şürübet içildi. El-kahvetu kahve. Bu nasıl olabilirdi? Şuribe, şeribe yazarsın. Malum o. Bu cümleyi malum yazmak istesem. Şeribe içti kim? Örnek. Ahmedu. Ahmet içti neyi? El kahve te. Kahve içti. Meşhur yapmak istiyorum. Kimin içtiği belli olmasın. O zaman Ahmet'i silerim. Mef'ulümüz olan kahve kelimesini merfu yazarım. Ve kelimenin müennes olduğunu gördüğüm için fiili de hem meşhur hem de müennes yaparım. Böylece şuribet içildi. El kahve tu kahve olur. Rukibet binildi. Es-seyyaratu otomobil. Meşhur ya bu. Bunu malume çevir. Rakibe bindi. Kim? Muhammed'e. Muhammed bindi. Neye? Es-seyyarate. Otomobile bindi. Meşhur yapmak istediğimiz için faili sildik. Mef'ulü naib-i faile çevirdik. Ve bizim aslen mef'ul olup sonradan naib-i faile olarak çevirdiğimiz kelimenin müennes olduğunu gördüğümüz için ona uygun fiilimizi de ne yapmamız lazım? Müennese çevirmemiz lazım. Bir de meçhule. Yani iki işlem yapmamız gerekir. Sıradaki konu yer alan boşlukları uygun harfi cerlerle doldurun demiş. Doldurulmuş orada. Şimdi burada işte tehallasa kökü, inzimam kökü, afa fiili, tehallasa yine var. İnzimam var ve surra fiili var. Bunlardan sonra hangi harfi cerrin geleceği yukarıda işlenmişti. İşte tehallasa kökü yani t var, ha var, lam var, sat var. Ha, le, sa kökünden hatta. Ha, le, sa. Bunlar olduğu için ardından min gelecek. İnzimamdan sonra ila, afadan sonra en, tehallese yine ha, le, sa'dan sonra min, inzimamdan sonra in, vanneden sonra ila, surirtu, sin, ra'dan sonra ba harfi cerri gelecek. Buna dikkat edeceğiz. Boşluk bırakılır, doldur denilebilir. Yani büyük ihtimal bu tür soru çıkar. La budde min, yuvasibati, liligayeti. Bunlardan uygun olanı getirin demiş. Enti, sen meriubatın hastasın. Bir kadına yönelik söylenmiş. La budde min, şüphesiz gerekir. Min ente kuli, yemen gerekir. Yani hastalara yemek yedirmek adetlendir. El cevvu hava, muş musun, soğuktur.
Eli gayet iyi. Cidden Elyan bugün. Gerçi müşmisi soğuk dedi. Müşmis güneşli demektir. Hava bugün açıktır yani. 3. Vecettu ben buldum ekaribi akrabalarımı fi Amerika yani. Amerika bivasılatıl internet. İnternet aracılığıyla akrabalarımı Amerika'da buldum diyor. Karışık kelimelerden anlamlı bir bütün oluşturun. Ma raeytu sadiqi munzu yevmeyni. 2 günden beri arkadaşımı görmemiştim. Su'ile el haber anni. Haber benden soruldu. El cevru cemilun gayet fi hadihil ayyam. Bugünlerde hava oldukça güzel. Şuribe içti el halibu. Şuribe içildi. El halibu süt fil leyli. Geceliğin kim içti belli değil. Maluma çevir. Örneğin şeribe Ahmedu el halibe veya şeribe Muhammed şeribe Aliyun. Fark etmez. Fail herhangi bir şey yazabilirsin. El halibe olur burası. 5. Yurva rivayet edildiğine göre ennehum onlar kânu idiler ya'işun yaşıyorlardı huna burada. Rivayete göre öyle. Türkçe'ye çevir demiş. Du'itu ila hafletil ursi. Düğüne davet edildim. Du'itu ben davet edildim. Tuğlegu ennafizetu pencere kapatılır. Yusamu fi Ramazane. Ramazan'da oruç tutulur. Sami, yusumu, yusamu. Gerçek bilinir. Tu'lemu el hakikatu. Veya ta'lemu Muhammedun el hakikate. Muhammed hakikati bilir. Ama tu'lemu mesela. Fail isimmiş. Alime ya'lemu hatta değil mi? Ya'lemu Muhammedun el hakikate olur. Malum yapmak istersek. Fiili de müzekkere çeviririz. Ama şöyle bir gerçek de var. Belki failimiz bizim burada müennes olamaz. Olabilir. Yani tu'lemu Leyla el hakikate de olabilir. Tukasu derecetul harareti bi mikyasil harareti. Sıcaklık derecesi termometre ile ölçülmektedir. Tukasu ölçülür. Arapçaya çevir demiş. Bütün kapılar açıldı. Futihat kullu lebvabi. Arabanın hızı ölçüldü. Qiset sur'atu siyarati. Ekmek kesildi. Kutia el hubzu. Musiha ez züccacu. Cam silindi. Sugiyet el ezharu. Çiçekler sulandı. Soru 1. Limâzâ te'ahhartum ya evladu? Çocuklar neden geciktiniz? Hâdâ leyse mühimmen. Çocuk diyormuş ki bu önemli değildir. Öğretmenin sorusuna çocuklar yani sınıfa neden geç kaldınız diye soruyor. Öğrenciler diyor ki hâdâ bu durum leyse mühimmen. Önemli değil sayın öğretmen. Diye bir cevap vermek mantıklı mıdır? Değildir. Yani verilebilir kaba bir şekilde cevap verilmiş olabilir. Olabilir kişi. A şıkkında çıkacak mana bu. B'ye bak. Kâne raculu kişi idi be'idun uzaktı anil medreseti. Okuldan uzaktı. Hani biz okuldan uzaktık desek o zaman o yüzden geç kaldık desek mantıklı olurdu ama burada adam yani kişi okuldan uzaktı diyor. Burada ise siz soruluyor falanca kişi sorulmuyor. O yüzden biz uzaktık deseydi olurdu. Ceyhan et te'ahuru mineşşeytani. Yani şeytandan bahsetmekte konuyla ilgili değil. Denizde kuntu, künte, künti. Artık kuntu diyelim ben. La uridu. La uridu da anlaşılıyor ki kuntuymuş zaten. Ben derse gitmek istemiyorum diyor. Kuntu ben idim. La uridu istemiyordum. Evvehabe gitmeyi ile dersi derse. Ama burada sen demiyor ki siz diye sormuş. O yüzden kuntu değil de kunna olsaydı mesela biz idik olsaydı o zaman mantıklı olurdu. Siz diye sorduğu için cevap nasıl olmalı? Biz diye olmalı. Eğer bir zamir kullanılacaksa. Dolayısıyla denizli de olmaz. Edirne. Ne? Çünkü medamesekeni yurdun lokantası fütüh açıldı. Hizo lokanta yani. Ellerine bugün müteahhiren geç acık geç açıldı. Geç açıldığı için geç kaldık. Hemen sağ tarafa bakalım. Cevap neymiş? Edirne'ymiş. 5. Kusira züccacül beyti. Kusira kırıldı züccacül beyti. Evin camları, bardakları.
Altı çizgi kelimenin irabı nedir? Küsra ile alakalı bu. Kesara değil, küsra. Meçhul bir fiil değil mi? Meçhul fiilden sonra ne ararsın? Naibi fail ararsın. Ez zücacu. İhram da yokmuş. Zücacu. Naibi faildir. Ne olması gerekir? Merfu olması gerekir. A şıkkı naibi fail merfu falan sonundaki zamme demiş. Doğrudur. Cevap olur. Adana. 2. Arapçada meçhul yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalı olur? A. Edilgen fiilin öznesine naibu fail denir. Naibu faildir, doğru. Meçhul cümleler etken cümlelerdir. Hem meçhuldür hem etkendir. Bu yanlış olur. Meçhul başka bir şey, etken başka bir şey. Meçhulün Türkçedeki karşılığı edilgendir. Meçhul cümlelerde fail bulunur. Fail değil, naibu fail bulunur. Arapçada mazi bir fiil faile formunda edilgene çevrilir. Yanlıştır. Fu'ile yani ilk harf ötre, ikincisi esre. Buradaki faile, fu'ile bunlar nedir? Yani fa harfi x, ayn x, lam x yani herhangi bir harf. Önemli olan burada harekeler. Edirne malum cümleler edilgen cümlelerdir. Bir defa malum cümleler edilgense o zaman meşhur cümleler etken olmazdı. İkisi zaten zıt. Malum fiiller edilgen değil, etkendir. Yani malum ile etken aynı şeydir. Meçhul ile edilgen aynı şeydir. Burada karıştırmışlar kelimeleri. Bakalım dil bilgisi konusunu iyi anlamış mısınız diyorum. Sonuç olarak Adana. 6. Bu cümleyi diyor. Edilgene çevirsek ne olurdu? Fail hangisi? El üstaz. Sil. El hakika mefuldür. Bunu naibu fail yapacağız. Dolayısıyla merfu olması gerekir. El hakika tu olacak. Fiilimizi de meçhule çevir. Kale gile. Öyleyse gile el hakikatu. Bursa. 3. Anlamcı uygun olan hangisidir demiş. Musihat silindi. Ettaviletu. Masa. Neredeki masa? Fil medbahi mutfaktaki. Silinen odur yani. Es-seyyaratu otomobil silindi. Neredeki? Lokantadaki, mutfaktaki otomobil olabilir mi? Olmaz. Çocuk silindi. Çocuk silinmez, yıkanır. Veya eli silinebilir. El-cevvalu. Telefon silindi. Neredeki? Medbah. Mutfaktaki telefon silindi. Edirne el-hasubu bilgisayar silindi. Olabilir mi? Bilgisayar da silinebilir ama mutfaktaki dediği için burada mantıklı olan hangisi olmalıdır? Tabile. Masaya. Yani. Hemen sağdaki 7'ye geçiyoruz. Bedelen. Ardından hangi harf cer gelir? Bedelen min. Mi, bedelen ila, bedelen fi, bedelen an, bedelen bi. Hangi harf cer geleceğini bilmemiz gerekiyor. Min harfi cer geliyor. Bu ezber konusu. Yani hangi kelimeden sonra hangi harf cer gelir? Min gelir. Bedelen min ezzehabi. Gitmek yerine ile sinema. Sinemaya gitmek yerine celese fil beyti. Evde oturdu. Tercih. 4. Konu konferansta açıklandı cümlesinin Arapçası hangisi olabilir diyor herhalde. El mevzu'u fil muhadarati. Konferansta konu işte ne demiş? Açıklandı. Bak, açıkladı değil. Ahmet açıkladı. Ayşe açıkladı değil. Açıklandı. Kim açıkladı? Belli değil. Kim diye soruyoruz. Eğer Ali Veli çıksaydı cevap olarak demek ki fail var derdik. Ama burada kim açıkladı diye sorduğumuzda bir şahıs yok. Dolayısıyla meçhul bir fiil aranıyor. Ne olacak o? Şuriha. Şuriha nerede var? Denizli'de var. Şuriha açıklandı. Ne? El mevzu konu. Nerede ki konu? Fil muhadarati. Konferansta yani açıklandı. Peki şurihat olsaydı şurihat müennestir. El mevzu müzekker. Fail müzekkerse fiil de müzekker olur. Failimiz müzekker. Bu yüzden şuriha müzekkerini arıyoruz. Eşerahu da müzekker. Onu seçseydik. Eşerahu bir kere meçhul değil. Değil mi? İki tane meçhul var burada. İki tane meçhul fiil var. Denizli ve Edirne. Müzekker müennes uyumu bakımından Denizli'yi seçmek zorundayız. 8. Türkçe bir çeviri verilmiş. Hangisi Arapça karşılığıdır diye sorulmuş. Türkiye'de öğle yemeğinden sonra genellikle kahve içilir. Bak, içerim, içeriz. Ahmet içer değil. İçilir. Meçhul fiil. Peki
Şimdi ne lazım bize? Müzekkerlik, müenneslik uyumu lazım. Bir defa ba'del aşa demiş. Aşa dediği için öğle yemeği değil yani aşa. Gada olmalı. Aşa değil. Gada olacak. Aşa değil. Gada, gada ikisi öğle yemeği manasına gelmektedir. Ba'del gada'yı fi Türkiye. Ba'del gada'yı fi Türkiye. Demek ki ya B'dir ya D'dir. Bursa veya Denizli arasında gidip geliyoruz. Adeten, adeten el kahve, el kahvete. Evet, el kahvetu, el kahvete. Farklılık burada. Tuşra bu içilir. El kahvetu kahve. Denizli'de ise künna biz idik. Neşra bu içerdik. Burada biz içerdik diye bir şey yok. Bursa olduğu buradan ortaya çıktı. Faillerle alakalı. Mesela A olsaydı yeşra bu içer. El kahvete kahveyi. Kim içer? Adeten genellikle ama kim içer? Yani fail nerede? Atıyorum hüve. Felanca içer. Bir de burada içer değil ki içildir. Meçhul mana var. Yeşrabu ise malumdur. Bu yüzden olamaz. Ceyhan'da neşrabu. Biz içeriz diyor. Biz içiyoruz diyor. Biz manası yok burada. Denizli'de yine künna. Biz içerdik diyor. Yine biz yok çeviride. Yeşrabuna. Onlar içerler diyor. Onlar da yok. Fail belirsiz. Dolayısıyla ne olması gerekir? Tuşrabu olacaktır. Çünkü meçhul yapıdaki tek fiil de bu. Şu an dikkatimi çekti. Meçhul yazılan tek fiil bu. Yani malum ile meçhul fiili ayırt edebiliyor musun? Gidip ilerideki manalara gada şu, aşağı şu diye bakmaya da gerek yok. Fiillerden direkt eleme yapabilirsin. Yeşrabu malum, tuşrabu meçhul. Neşrabu malum, neşrabu malum, yeşrabu malum. Meçhul yazan sadece Bursa'daki tuşrabudur. Bunun meçhul yazıldığını, diğerlerinin malum yazıldığını fark etmek ve çevredeki mananın meçhul manası olduğunu bilmek yeterli. Ne için yeterli? Soruyu çözebilmek için yeterli. 9. Yu'rafu el-etraku bi kerem ziyafetihim fil alemi. Parçada geçmişti. Yu'rafu bilinir, tanınır el-etraku Türkler bi kerem ziyafetihim fil alemi. Dünyada konum severliğiyle, misafirlerine ikramları ile bilinmektedirler, tanınmaktadırlar. Edirne olur. Denizli olsa Türkler dünyada konuksever olmayı bilir diyor. Bilir değil bir defa. Bilinir. Yorafı meçhuldür. Bilir, bilir, bilinir. Bilir, bilinir. Meçhul yazılan bir Ceyhan var, bir de Edirne var. Dünyadaki Türkler. Dünyadaki Türkler diyor. Oysa dünyadaki Türkler değil. Burada dünyadaki Türkler demiş ama manaya bakarsın Arapçaya. Yorafı bilinir, eletrak, Türkler bilinir. Neyle bilinir? Daha sonra nerede bilinir? Hepsi farklı farklı. Bilinme yeri o. Yani dünyada böyle tanınır bunlar. Dünyadaki Türkler böyle tanınır değil. Zaten yani Mars'ta Türkler mi var? Yani farklı farklı o olmaz. Türkler dünyada konukseverliğiyle bilinir. Edirne var. 10. Ettesilü bis sadiqi nokta nokta. Cümlenin devamı nasıl tamamlanmalıdır? Ettesilü ulaşıyorum. Bir sadiqi arkadaşıma ulaşıyorum, arkadaşımı arıyorum. Vasılatil hati, telefon vasıtasıyla. Diğerleri uygun değildir. Burada konu tamamlandı. Kolay bir konu muydu? Kolay bir konuydu. Ağır bir konu değildi. Fiil çekimlerine, mazi, muzari, malum, meçhul konusuna dikkat etmek. Özellikle verilen şu kelimeden sonra şu harfi cer gelir bilgilerine dikkat etmek gerekiyor.